Ey müminler, her türlü mücadelenizde, her işinizde, her hareketinizde Allah Resulü'nde sizin için şaşmaz örnekler vardır. Örnek, modelin, örneğin, her şeyin senin o. Ey Müslüman, dünya hayatında, ticaret hayatında, siyaset hayatında, aile hayatında, her türlü hayatında senin örneğin Hazreti Habibullah olması lazım. Kur'an böyle ifade ediyor. Kur'an böyle terçinliyor meseleyi. Hocam ne söylüyorsun sen? Bugün memleketin, koskoca memleketin üniversitelerinden yetişen nesiller bırakmışlar Hazreti Muhammed Mustafa'yı, kıpkızıl komünist, Allahsız Leninlerin, Stalinlerin, Maoların, Marksların, Maksim Gorkilerin, dindir kafirlerin peşinde gitmektedirler. Nereden bahsediyorsun sen? Tabi, bütün güçleriyle gençliğimizin üzerine yüklendiler bunlar. Senelerdir binlerce profesör, binlerce öğretim görevlisi gençlerin vicdanlarındaki İslam imanını söktüler, onun yerine kızıl komünizmi döktüler. Tabi böyle olacak ya. Sen hiçbir şeyden endişe etmedin. Benim çocuğum üniversitede okuyor, oh ne âlâ dedin. Endişe etmedin, şüphelenmedin, meraklanmadın, korkmadın ve onların nasıl okuduğunu, nasıl yetiştiğini merak etmedin ve eğitim müesseseleri üzerinde söz sahibi olmadın, hakim olamadın, mahkum oldun. Üniversitelerin profesörlerine verilen maaşları senin verginle verdiler. Bu devlete vergi veren sensin. Üniversitelere talebeyi veren sensin. Orduya asker veren sensin. Etrafa müşteri veren sensin. Memleketin sahibi sensin. Hakimi sen olman lazım gelirsen, sen memleketin mahkumu haline geldin. Sen ey Müslüman, vergiyi veren sen değil misin? Benim Anadolu çocuğumun kalbinden imanını söküp, görünmüyorsa Allah'a inanmayın, görünmüyorsa ahirete inanmayın diye nesillerimin kalbinden imanını söken profesörün maaşını sen veriyorsun. Senin verdiğin vergiyle veriyorlar. Üniversitenin öğrencilerini sen veriyorsun. Orduya askeri sen veriyorsun. Esnafa, tüccara, müşteriyi sen oluyorsun. Her şeyin kaynağı sensin. Sen halksın, sen milletsin, sen her şeyin temelisin. Ama susmuşsun, ama hiçbir şeye hakim değilsin. Bir avuç anarşist komünist seni evinden çıkamaz hale getirmiş. Vah senin gibi Müslümana. 3,5 çakal memlekette ulum ulum uluyor, sen susuyor, sen susuyorsun. Ne Müslümanısın sen? Hangi peygamberin ümmetisin sen kardeşim? Sen günahlarla mücadele etmeyen Müslüman. Sen İslam'a yapışmayan Müslüman. Sen nesline sahip çıkmayan Müslüman. Sen Allah'ın dinini başa almayan Müslüman, sen sabahlara kadar horul horul uyuyan, sen sokaklara hakim olamayan Müslüman. Sen kızına karına hakim olamayan Müslüman, sokakta dolaşan kızların ve kadınların hangisi Yahudilerin kızı, hangisi Müslümanların kızı belli olmayan, anlaşılmayan Müslüman. Sen cebinde fuhuş reklamı yapan gazeteyle, sen gazino,
gece kulüplerinin reklamını yapan gazeteyle, sen şantözlerin, dansözlerin reklamını yapan gazeteyle, camiye namaz kılmaya gelen ahmak Müslüman, şuursuz Müslüman. Sen Allah'ın verdiği maldan mülkten zekatını vermeyen asi Müslüman. Sen İslam'ı anlamayan, İslam'ı aşılamayan, hakkı etrafına söylemeyen, susmayı tercih eden, mahkum olan Müslüman. Senin yeryüzünde Müslüman olmanın ölçüsü ne? Niçin Müslüman olduğunun alameti ne? Madem senin kızın ve karın Yahudiler gibi giyinecekti, madem senin çoluk çocuğun kıpkızıl komünist olacaktı, niçin Müslüman oldun öyleyse? Niçin kelime-i tevhid okuyorsun öyleyse? Niçin tesbih çekiyorsun? Niçin Beytullah'a gidiyorsun? Nesillerini hangi sağlam ellere teslim ettin de Beytullah'a gittin? Sen her yıl hacca giden Müslüman, çocuklarını hangi sağlam profesörlere, hangi imanlı eğitim görevlere teslim ettin de, hangi rahat bir nefesle Beytullah'a gittin şimdiye kadar? Hani senin nesillerin, hani senin hayatın, hani senin çocukların, hani senin meydanın, vicdanın? Müslüman, neden Müslüman olduğunu vicdanına sormayacak mısın? Neden Sultan Fatih'in fethettiği memlekette yaşadığını anlamayacak mısın? Neden müstakil bir millet olmanın zevkini sormayacaksın? Üniversiteler, nesillerimin katledildiği mezbahaneler, nesillerimizin, zürriyetlerimizin, vicdanlarının bombalandığı mekanlar, makamlar, eğitim müesseseleri, üniversiteler. Öyle bir nesil meydana geldi ki, İstiklal Marşı'nı okumak istemeyen Allahsız bir nesil meydana geldi. Korkma sönmez, bu şafaklarda yüzen al sancak diye haykıran, Kur'an'ın, İslam'ın, imanın potansiyelini temsil eden, İstiklal Marşı'nı okumayan, bedbaht, soysuz ve köksüz nesilleri yetiştiren üniversiteleri affetmeyiniz, affetmeyiniz. Sen nesillerini kime teslim etmiştin? Alın çocuklarımızı okutun demiştiniz. Alın çocuklarımızı adam edin demiştiniz. Alın çocuklarımızı insan edin demiştiniz. Ama onlar bizim çocuklarımızı eşkıya yaptılar. Çocuklarımızı sokaklara döktüler. Ellerine Rus silahlarını vererek yavrularımızı teker teker öldürüyorlar. Sen bedbaht Müslüman, sen zavallı Müslüman, sen şuursuz Müslüman. Niçin tesbih çektiğini bilmiyorsun? Niçin Müslüman olduğunu bilmiyorsun? Sen niçin namaz kıldığını farkında değilsin? Allah'ım, ya Resulallah, bu millet ne zaman uyanacak? Bu millet ne zaman İslam'a sahip çıkacak? Yegane hayat nizamının, yegane hayat sisteminin İslam olduğunu ne zaman kavrayacak Allah'ım, Allah'ım?